Baş ağrısı yaşamayan insan yok. Yani herkes yaşamının bir kesitinde belli başarıları yaşar. Ancak e, migren ve gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı dediğimiz birçok alt grupları var. E, en basitinde ağrının türü bize hastanın tanımladığı an e, nasıl bir ağrıyla karşılaştığımızı gösterir. Özellikle her baş ağrısı migren ağrısı değildir. Migren e, ataklar halinde ortaya çıkan, nöbetleri 4 ila 72 saat arasında sürebilen bir baş ağrısı ve çoğu kez de tek taraflı olur. Ve iki taraflı olan baş ağrıları da vardır mikrenin çok alt nadiren de olsa ama çoğu kez tek taraflıdır. Hastanın nöbetler halinde arasında kendini oldukça sağlıklı hissetmesi durumu söz konusu ataklar arasında bir endişe bir kaygısı yok. Ama e, özellikle bir üretim durumunda veya bir noktaya gidecekken her zaman bunun kaygısı, endişesini içine taşır. Ve ataklar ortaya çıktığında da çok ciddi yaşam kalitesini de bozan e, bir veri. Bugün modern tıptaki gelişmelere rağmen, çok ciddi gelişmelere rağmen aslında migrende katlettiğimiz yol çok az. Çünkü daha çok hala günümüzde semptomatik dediğimiz semptomuna yönelik bir tedaviler yapılıyor. Önce e, basit ağrı kesicilerle sonra daha güçlü ağrı kesicilerle ağrı düzenlemeye çalışılıyor. Ve hastanın uzun süre kullandığı bu ilaçlardaki her geçen gün biraz dozları artıyor. Doğru yanıt verenler de var. Çünkü bazen de baş ağrıları uzun süre kullandığımız ağrı kesicilerinin yoksulluğunda da belli ağrılar ortaya çıkabiliyor. Onun için her başınız ağrıdığında hemen bir ilaca sarılmaktan ziyade bir iki bardak su içi beklemek lazım. Eğer muhakkak bir şeyler almak istiyorsanız, ağrı kesici anlamında magnezyum almak birinci tercih olmalı.